Dostlar selamlar saygılar, kanalımız Para Bilgi'ye hoş geldiniz. Borsadan haberlerimiz devam ediyor arkadaşlar bütün hızıyla. Bugün endeks kapandıktan sonra 18.56'da kamuya aydınlatma platformuna bildirilen bir haberle karşınızdayız. Ege Seramik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin sermaye arttırma işlemleri ilişkin bildirim. Daha önce bedelli ve bedelsiz sermaye arttırma kararı alan şirket arkadaşlar bugün bir güncellemeye gitmiş. Bunu belirtelim ve çok olumlu bir güncelleme olmuş. Sermaye arttırımı tutarları ile pay satış fiyatlarının güncellenmesi. Yapılan açıklama güncelleme mi? Hayır. Düzeltme mi? Evet. Ertelenmiş bir açıklama mı? Hayır. Sermaye arttırımı tutarları ile pay satış fiyatlarının güncellenmesiymiş arkadaşlar. Güncelleme bedeli. 75 milyon liralık sermayesini 360 milyon liraya çıkarmak istiyor. Ve kayıtlı sermaye tavanının üzerinde bir sefere mahsus bunu yapmak istiyor bildiğiniz gibi. İç kaynaklardan %280 arkadaşlar Ekser yani Ege Seramik beden sermaye arttırımı yapacak. Ve iç kaynaklardan aynı şekilde %100 oranında da bedelli sermaye arttırımına gidecek arkadaşlar. Daha önce rüçhan hakkı kullandırma fiyatı 5 liraydı. Ve rüçhan kullanım bedelini 1 lira olarak revize etmişler. Daha önceki videomuzda da söylemiştik zaten. Yani 25 lira o zaman için kaç liraydı hisse? Tahminim yine 25 lira civarlarındaydı. Yani 26-27 liralardaydı. Bu fiyatlarda 5 liralık bir rüçhan kullanım hakkı yüksek geliyordu yatırımcılar için. Hatta geçen bir şirket ismini şimdi hatırlayamadım. 7,5 liralık hisseye 5 liralık rüçhan kullanım hakkı vermiş. Yani bu da mümkün değil arkadaşlar. Şimdi Ekser yani Ege Seramik rüçhan kullanım hakkını 5 liradan 1 liraya düşürmüş. Böylece %100 bedelli sermaye arttırımı içinde karar vermiş oluyor. Güncelleme bu şekilde olmuş oluyor. Ayrıca %280 oranında da bedelsiz sermaye arttırımı yapacaklar. %280 bedelsiz, %100 bedelli sermaye arttırımına karar vermiş 1 TL rüçhan kullanım bedeli karşılığında Ege Seramik. Ve bunun için de arkadaşlar işte sermaye piyasası kuruluna ve KK'ya başvurularda bulunulacak. Bu henüz daha karar. Lütfen bunu tekrar hatırlatalım. SPK onayladıktan sonra bunların hepsinin takvimleri açıklanacak ve takvimleri de burada bildireceğiz sizlere. Eğer bedel sermaye arttırımına da katılmak istiyorsanız zaten muhtemelen artı %280 olduğu için diğer tarafta herkes buna katılacaktır. %90'ı. Rüçhan kullanım hakkınızı bedeli unutmamanız gerekiyor sevgili arkadaşlar. Lütfen buna dikkat ediniz. Hepinize selamlar saygılar. Buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak kesinlikle almayınız. Bize destek olmak için de kanalımıza abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Selamlar saygılar.